Kıymetli dostlar, herkese merhaba. Uygur Türkçesi yapım ekleriyle birlikteyiz. Artık sona doğru geldik. Bu dönemdeki yapım eklerinin birçoğu Göktürk Türkçesindeki yapım ekleriyle birebir aynı. Ek, ak sözcüğüne bakalım öncelikle. Yoldan yolak olmuş arkadaşlar. Yoldan yolak ifadesi patika anlamına gelen bir ifade. Birazcık daha uzun anlamında kullanacağız biz bunu. Yul e, pınar demek, nehir demek, kaynak demek. Yulak ise dere anlamına gelen bir ifadedir. An en ekine bakalım arkadaşlar. An en eki genelde e, tabii ki fiilden fiil yapım eki olarak kullan fiilden isim eki olarak kullanılsa da bu dönemde bazı yerlerde şunu da görüyoruz. An en ekinin isimden isim yapma görevi de vardır arkadaşlar. Özden özen, örtten örten anlamında buradaki ört ifadesi arkadaşlar alev anlamına gelen bir ifade örten ifadesi de ateş anlamına gelecek yani şurası çok kıl gibi duruyor farkındayım çıkabileceğini de düşünmüyorum ama çıkarsa çoğu kişiyi de eleyebileceğini ifade etmem gerekiyor örtten örten, örten. R er ifadesine bakalım arkadaşlar. R Ar, er ifadesi bu dönemde e, daha çok şeye gelir arkadaşlar. Adını siz söyleyin. Sayılara gelen bir üleştirme ekidir. Birden birer, yediden yedişer. E, burada R'yi bir tanesini fazla yazmışız. E, bazen e, bu ifade R'er olabilir. Bunu çok fazla aldırır. Etmeyin. Yitirer ç, ıç, iç, uç, üç ifadesine bakalım. Anaç şeklinde arkadaşlara biz bunu kullanabiliriz en bariz örneğiyle. Tabi bu durum ıç, iç, iç ifadesine de dönüşebilir ama genelde ç şeklidir. Çak, çek iki arkadaşlar. Bakıldığı zaman bu dönemde çok az kullanılsa da bilmemiz gerekiyor. Koldan kolçak yani kolcuk anlamına gelir arkadaşlar. Buradaki ifade küçültme ekidir. Günümüzdeki cık cık ifadesinin eski zamanlardaki halidir. Çık çık ifadesindeki sondaki G'yi düşünmeden günümüze çevirebilirsiniz aslında. Küsen çık arkadaşlar arzulanan anlamına gelecektir. Sokan çık sevimli, tatlı anlamına gelecektir. Ben sana sogındım. Hala kullanır Özbekler belki bilirsiniz. Böyle bir şarkıları var. Men sene sogındım diye. Sesim iğrenç biliyorum. Ee, Sogınmak e, tatlı. Ben seni tatlı olarak gördüm. Sevimli gördüm. Anlamına geliyordu. Sogındım. Ee, Sogan lezzetli anlamına geliyor arkadaşlar. Unutmayın. Günümüzde de zaten soğanı kullanıyoruz ama anlamı değişmiş bir şekilde kullanacağız. Dın din ifadesi var arkadaşlar. Bu ifade biliyorsunuz ki e, Göktürkçe'de yine yapım eki olarak kullanılıyordu. Bu dönemde hem yapım eki hem de çekim eki olarak kullanılabilecek yapım eki olarak kullanıldığı ifade de mutlaka bir yer yön ifadesinin yanına gelmek zorunda. Yer yön ifadesinin mesela taş dışarı demek taşın yanına gelebilir taştın diyebilir. Önk ön taraf demek e, pardon sağ taraf demek sağda anlamına gelebilir ya da sağdan anlamına gelebilir ee, içtin içeri içte anlamına gelebilir dediğim gibi bu ifade genellikle arkadaşlar nerede kullanılacak yer yön ifadelerinden sonra kullanılacak Tabii bunun haricinde de arkadaşlar şuralarda da kullanılmıştır Aydan Aydın ifadesini burada görmekteyiz Ottan da odun ifadesini burada görmekteyiz Gak, gek ifadesi arkadaşlar. G'yi atarsanız zaten zaman içerisinde eriyecektir. Hemen anlayacaksınız. Başak, erkek gibi kelimeler buradan türemiştir. Gangen ifadesi arkadaşlar. Tekrardan söyleyelim. Bu ifadeler arkadaşlar genellikle bitki adlarını türetir arkadaşlar. Bitki haricinde ise sıfat fiilikidir. Çimken, çim ifadesi isim. Çimken o zaman İsfat fiil olma ihtimali var mı buranın? Yok arkadaşlar maalesef. Yeşillik diyeceğiz. Arpa kan arpa anlamına gelecek. Demek ki gangen bitkilere gelirse ne oluyormuş arkadaşlar? Bitkilere gelirse isimden isim. Ama bitki dışında gelirse fiilden isim. iki olarak karşımıza çıkacak. Yani sıfat fiil. Devam edelim. Gıgi ifadesi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu Orhon Türkçesinde de vardı. Et da ifadesinden etgü, ne ifadesinden negü, esen ifadesinden esengü, enç ifadesinden ençgü, enç huzur demek, enç ençgü huzurlu anlamına gelir. Esengü esenlik anlamına gelecek. Yapım eklerini böyle sadece fotoğrafını çekerek de bilseniz yeterli olacaktır. Zaten çok fazla örneği yok bunların. ık ilk ifadesi çöpik çöp, kir demek. Çöpik kirli anlamına gelir. Ök anne demek. Ögük annecik anlamına gelir arkadaşlar. Lale eki arkadaşlar günümüzde de kullandığımız bir ifade. Ee, birle birlikte anlamı. Beraber anlamı. Tatar. Ee, körtle kört arkadaşlar güzellik sevimlilik anlamına gelir. Güzellik sahibi anlamına körtle de gelecektir arkadaşlar. Rak, rek ifadesi arkadaşlar. Bu daha çok daha anlamı verir arkadaşlar. Daha anlamı verdiğini bilelim. Az rak, az daha. Yegrek, daha iyi. Yek, üstün, daha üstün anlamına da gelebilir. Lık, lik ifadesinde G'yi atarsınız. Günümüzdeki lığı ile aynı olduğunu anlarsınız. Kılınç, davranış demek. Kılınçlık, davranışlı demek. Yasuk günah demek. Yasuklu, günahlı, günahkar anlamlarına gelir arkadaşlar. Sık sık ifadesi bu dönemde arkadaşlar hem gereklilik kip olarak ne ağzında hem de isimler isim iki olarak da e, görünecektir Uygur Türkçesinde. Gibi anlamında katabilir. Kul sık, kul gibi, adın sık, adın bambaşka başka demek. Adın sık bambaşka gibi gibi anlamına gelir. Bu da sıra dışıya zaman içerisinde evrilmiştir. Başkası gibi başkası gibi derken zaman içerisinde sıra dışı anlamına gelecektir. Evet devam edelim dostlar. Fiilden fiil yapım ekleriyle karşınızdayız Fiilden fiil yapım eklerinde arkadaşlar ilk önce rr ile başlayalım. R er ifadesi eğer sayıya gelmiyorsa arkadaşlar o zaman fiilden fiil yapma ekidir. Hemen bakalım. Ket gitmek, 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 gidermek anlamına gelecek. Onk bakıldığı zaman arkadaşlar onk iyi iyi yapmak, iyi etmek, iyi olmak anlamına gelir. Onarmak da iyi o, tamir etmek. E, halletmek anlamlarına, iyi hale getirmek anlamlarına gelecektir. Çırçır ifadesine bakalım. Arkadaşlar, çırçır ifadesini bir tek gülçir ifadesinde görebildim. O da ımsı günümüzdeki ımsı ifadesine denk gelmekte, gülümsemek anlamına geliyor. D ifadesi bu dönemde, e, bir önceki dönemde, sonraki dönemlerde kullanılan bir ek. E, arkadaşlar, uyat, e, uyatmak. Bakıldığı zaman utanmak anlamına gelen bir ifadedir. Biz buranın kelime kökünü uydan almak zorundayız. Uymaktan almak zorundayız. Bu da nasıl söyleyelim? Uydan alanlar var, uya'dan da alanlar var. Utanmak da utanmanın alt kısmı yok diye hatırlıyorum. Neyse bakarız sonra. Ha buraya yazmıştım. Tamam. Uyamak, utanmak uyatmak yine utanmak anlamına gelir arkadaşlar sökümek diz çökmek sökmek dizinin bağının çözülmesi anlamına gelecek arkadaşlar ıksa ifadesi bu dönemde kullanılır ee, kullanılması da sık sık karşımıza çıkar barıksa öpükse öpmeyi istemek varmayı istemek genelde arkadaşlar istemek anlamı katacaktır Gurgür ifadesi azgur, azmaktan azgurmak, azmak, yolmak yani yoldan çıkmak anlamına gelir. Azgurmak ise yoldan çıkarmak anlamına gelecektir. Ser arkadaşlar sermek fiilinden gelir. Sermek sabır sözcüğünün eylem halidir. Ser sabır etmek, sabır ettirmek, dayandırmak anlamlarına gelecektir. Onk ifadesini az önce söylemiştik. iyi hale getirmek, tamir etmek anlamlarına geliyordu. Onguk ise iyileşmek anlamına gelecek. Turuk, turmak fiilinden gelir arkadaşlar. Turmaktan turuk, e, durmuş, durmak anlamlarına gelecek. Bakalım. Il, il ifadesi en çok arkadaşlar. At, ay, ayır, e, ayırmaktan ayrılmak ifadesinde kullanılacakları karşımıza çıkacaktır. Asmaktan asılmak yine benzer bir örnek olarak karşımıza çıkar. Kusura bakmayın boğazım yine ağrımaya başladı. O yüzden biraz konuşurken sıkıntı çekiyorum. Hastalığın dağıtam geçmedi. Ee, ne sesi arkadaşlar? M M'den emkek diyorduk değil mi? Hatta neydi emkek? Sıkıntı demekti. Sağ olun hocam. Ee, emgek'te eziyet içinde, sıkıntı içinde emgenmek olmak olacak arkadaşlar. Tıtınmak e, Tıtmak, arkadaşlar engellemek, Tıtınmak, engellenmek. Gördüğünüz gibi burası yine edilgen çatılı anlamı katıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ir ir ifadesi bitmekten bitirmek. E, Bütmek bitmek anlamına geliyor. Bitirmek de gördüğünüz gibi fiilden fiil yapma eki. Tekmekten tek yürümek arkadaşlar. Ee, tekmek değmek erişmek anlamlarına gelecek. Eriştirmek değdirmek anlamında kullanılacak. Ee, burası da arkadaşlar genellikle ettirgen diyelim biz bu döneme. Hani oldurgan yapma özelliği de var ama ettirgen desek daha tatlı olacaktır. Devam edelim. Ş ış iş ifadesi var arkadaşlar. Iş iş ifadesinde gülmekten gülüşmek, öpmekten öpüşmek, sözlemekten sözleşmek gibi örnekleri verebiliriz. T sesine bakalım. Okumaktan okutmak. Okumak günümüzdeki okumak ee, okutmak ise çağırmak anlamına gelecek arkadaşlar. Okutmak Ukılmak, anlamak anlamına gelir arkadaşlar. Uk da anlamak anlamına gelir. Ee, ukıtmak ise anlatmak anlamında zaman içerisinde kullanılacaktır. Buradaki an ifadesi de arkadaşlar, an ifadesi de akıl demektir aslında. Günümüzdeki akıl sözcüğüne denk gelir. Tabii ki Arapça. Hıretle aynı anlama gelir. İlerleyen zamanlarda karan Türkçesinde göreceğiz. Tırtir ifadesi zaten en meşhurlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu da yine bizim e, ettirgen eklerimizden biri olacak. Tabii ki oldurgandık özelliği de var. Tırtir durdur şeklinde kullanacağız. Bilmekten bildirmek, kolmaktan koldurmak, e, kolmak istemek anlamına gelir. Koldurmak ise istetmek anlamına gelecek. İsimden fiil yapma eklerine bakalım. Sonrasında fiilden isim yapmaya bakalım ve bitirelim. Ae arkadaşlar. Ört ne demekti hatırlayan var mı? Ört az önce söylemiştik aslında. Karşınıza çıkarsa şaşırabilirsiniz demiştik. Ben yani yazmışız buraya bir daha. Alev demek, ateş demektir arkadaşlar. Ört demek, alevlenmek anlamına gelir. Dil, dil günümüzdeki. Dilden dilemek. Bildiğiniz gibi arkadaşlar burası da yine isimden fiil yapma ekidir. At eki çok fazla kullanılmaz. Bunlardan en ünlüsü yok atmak, kut atmak ifadesidir. Yok biliyorsunuz yok, günümüzdeki de yok. At ise yok etmek, mahvetmek anlamına gelecek arkadaşlar. Bek den bek etmek, bey yapmak, bey olmak anlamına gelecek. Kut müjde demek, kutlu olmak anlamına gelecek bu da. Ar, er. Burada yapabileceğiniz bir şey yok. Sarıktan geliyor. Sarıktan sararmak, sarı ifadesinden sararmak gibi düşünebilirsiniz. Kökten göğermek aslında arkadaşlar burada e, kök mavi renk anlamına gelir. Gök rengine dönüşmek anlamına gelecek. Ama günümüzde de biliyorsunuz ki hani morarmak, sararmak, kızarmak varken e, mavi ermek var mı? Mavi ermek. Yok. Ona biz göğermek diyoruz mesela. Ağarmak diyoruz ama beyazarmak diyemiyoruz mesela. Niye? Çünkü Türkçe değil. Türkçe olanlara ar er ekini getirebiliyorsun. Anlatabildim mi? Kararmak oluyor ama siyaharmak olmaz mesela. Kızarmak. Kızıl sözcüğünden gelir. E, kızıl sözcüğü o zaman arkadaşlar Türkçedir. Kırmızı sözcüğü necedir? Kırmızı sözcüğü Türkçe mi değil mi? Değil. Kırmızı sözcüğü Arapçada aslında bir kuşun adı arkadaşlar. Bir hayvanın adı. Rengi kızıl olduğu için kırmızı denmiş. Zaman içerisinde bize de dönüşmüş. GA KK ekine bakalım. MG, M, -G. M ilaç demek. MG sıkıntı çekmek, ilaç istemek anlamına gelir. Erinç e, şüphesiz anlamına da gelir, zavallı anlamına da gelir. Burada zavallı kişiye acımak anlamında, üzülmek anlamında kullanılacaktır. K2. K sesine bakalım. Arkadaşlar akudan akuk şeklinde kullanabilirsiniz, e, Çavıdan çavuk şeklinde kullanabilirsiniz. Yoldan yoluk şeklinde kullanabilirsiniz. Bunlar da bu şekilde kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Karşınıza ben bunların çoğunu çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü diğerlerini Göktürkçe'de gördünüz. Mü? Burada orada çok fazla görmediklerinizi vermeye çalışıyorum. Lale eki arkadaşlar biliyorsunuz ki sık sık kullanılıyor. Kışlamak, kizden kizlemek hala günümüzde kullanılan önemli eklerden bir tanesi. Burada da BV değişimini görüyoruz. Avlamaktan avlamak şekline dönüşmüş. Kadgu kaygı anlamına gelir. Kadgurmak kaygılanmak anlamına gelecek. E, yank yankmak arkadaşlar burada yankı anlamına gelir. Yan kurmak yankılanmak anlamına gelecek. RRA ifadesi arkadaşlar e, yansıma kelimeleri sık sık gelir. Bakıldığı zaman çoktan çokramak, fokurdamak anlamına gelecek. Mantan mangramak, bağırmak anlamına gelecek. Ee, ırka, ilke ifadesi arkadaşlar. Çok kullanılmaz ama bilelim. Tang, hayret demek. Tangırka, ayıplamak, hayret ettirmek anlamlarına gelecek. Es, e, es, baht, şans anlamlarına gelir. Esirgemek, korumak anlamına gelecek arkadaşlar. Ee, hani Rabbim esirgesin, Rabbim korusun anlamında söylüyoruz bu ifadeyi. Yani Rabbim şansını açık etsin anlamında da kullanılır. Evet, devam edelim isimden fiil eklerinden. Aynı yerden devam edelim. Ba arkadaşlar, bağlamak, bağ da bağ demek aslında. bak da bağlamak anlamına gelecek. Şurayı düzeltelim. Bağlamaktan bağ anlamına gelecek. Sevmekten sevik, bilmekten bilik şeklinde böyle dönüşen bir ifademiz var. Günümüzde bu i ile g yer değiştirip g şeklinde dönüşmüştür. Her örnekte de değil tabii ki. Gag'e ya bakalım. Tam arkadaşlar, tam mak e, yakmak anlamına gelir. Damga da biliyorsunuz ki eski zamanlarda ferman yapacakları zaman böyle mum gibi bir şeyle oraya böyle bir yakarlar bir şeyi damga vurmak için işte biz ona dammaktan damga diyoruz yani bir şeyi yakmak. Köli ifadesi arkadaşlar ee, gölge etmek kölige ise gölge anlamına gelecek zaman içerisinde. Ömek fiili akıllı, düşünce anlamlarına geliyordu. Öge ise arkadaşlar akıllı anlamına gelecek. Düşünceli anlamına gelecek. Gakkek ifadesine bakalım. G sesinin zaman içerisinde eridiğini düşünürsek arkadaşlar. Burası orak şeklinde günümüze dönüşmüş olabilir. Oradan orak. Hmm, demek ki arkadaşlar orman da buradan gelmiş olabilir mi sizce? Bana mantıklı geldi araştıracağım. Bilmiyorum bu arada. Orman da buradan gelmiş olabilir mi sizce? Hani biçmek olabilir değil mi? Mantıklı geldi bir bakalım arkadaşlar. Uduz arkadaşlar, uduz bir şeyi takip etmek, uduzga ise kılavuz anlamına, rehber anlamına gelecektir. Gangen ifadesi yine burada da karşımıza çıktı. İsimden fiil yapma eklerinden bir tanesi. Umak fiiline ugan eklerseniz muktedir anlamına gelecektir. Köy ifadesine köymek ifadesine daha doğrusu köymek yanmak demek. Köygen şekline getirirseniz yakan yanan anlamına gelecektir arkadaşlar. Biz burayı yanlış yazmışız. Fiilden isim yazacaktık arkadaşlar. Burayı düzeltirseniz sevinirim şurayı. Yarmak fiili arkadaşlar, yarmak yargı da buradan gelir demiştik hatta hatırlarsanız. E, hüküm vermek, karar vermek, yargan ise hakim anlamına, yargıç anlamına gelecektir arkadaşlar. Gıngin ifadesine bakalım. Kelmekten kelkin yani hızlı giden. Termekten tergin topluluk anlamına gelir. Termek derlemek ifadesinin eski zamandaki hali termek. Ee, bu da arkadaşlar toplamak anlamına gelecek. Ükmek, e, ükmek yığmak anlamına gelir. Ük günde yığılmış, yığın anlamına gelecektir. Bu gük ifadesine bakalım arkadaşlar. Asmaktan askuk yani askı. Yunmaktan yunguk. Yun sabun demek. Şey, e, yıkanmak demek. Yunguk ise sabun anlamına geliyor arkadaşlar. Kazguk. Kazma eyleminden kazık arkadaşlar. Artmak ifadesinde ık ifadesini getirirseniz artık hala günümüzde kullandığımız bir ifade. Buyurmak fiiline uke ifadesi getirirseniz emir veren, yönetici kumandan anlamına gelir. Süzmek ifadesine ük ifadesi getirirseniz süzük yani temiz anlamına gelecektir dostlar. Ölmek ifadesine üm, yemek ifadesine m eklersiniz. Bakın yem, yem kelime kökü ne? O zaman yemek fiiline gelir. Kullanıyorlar mı hala? Çok güzel. Körmekten körüm arkadaşlar. Bu da ne demek? Körmekten körüm. Burada arkadaşlar körmekten körüm ee, günümüzde de e, gözü olmayan, bakamayan anlamında kullanılacak. Mame aslında bir isim fiili ki der arkadaşlar. Ee, hala yine o şekilde o dönemde de kullanılmış ama hepsi kalıplaşmış isim şeklinde de gelmiş. Evet hocam fiilden isim olacak. Bir öncekinde başta öyleydi. Bunu da başta öyle olacak. Ben yazmamışım. Özür dilerim kırma kırmaktan kırma katliam hani diyor şey eski Türkünden ne diyorlar ya şimdi sizi kıracağız yani şimdi size katliam yapacağız anlamında söylüyorlar belirtmekten yani belirtmekten belirtme görme görünmekten görünen anlamına gelecek arkadaşlar ın in, in ifadesi fiilden isim eki olarak sık sık kullanılmış kelmekten kirin yakmaktan yakın e, yalmaktan yalın anlamına gelecek arkadaşlar. Unç ifadesine bakalım. Unç ifadesini hala günümüzde de kullanırız. Övmekten övünç, sevmekten sevinç, korkmaktan korkunç, ermekten erinç gibi kullanacağız arkadaşlar. Unçu ünçü genellikle arkadaşlar e, nasıl söyleyelim sevinçle aynı şekilde kullanılması gerekiyor. Yani inç inçle aynı anlama getirecek arkadaşlar. Ögürünçü sevinç anlamına gelecek arkadaşlar. Ögürmek sevinmek. Üzülünçü üzgünç. Üzülmüş anlamına bitik anlamına gelecek. Kalınçu kalıntı anlamına gelecek arkadaşlar. Iş, iş ifadesinden arkadaşlar çok fazla bilmemize gerek yok. Tokmak fiilinden tokuş, alkmak fiilinden alkış Alkış günümüzdeki dua sözcüğünün eski zamanlardaki halidir. İz z ifadesi çok fazla kullanılmaz arkadaşlar. Aynen alkış karbış ee, yani uymaktan uz olmuş arkadaşlar. Bu da usta anlamına gelir. Sömekten söz yani e, gömekten de göz anlamı gelmiştir arkadaşlar. Çok fazla kullanılmaz. Bu kadar köke inilmez. z sesini bazı akademisyenler hala yapım eki olarak kabul etmiyor. Şimdi girelim bir de bağlaçlardan kısaca bahsedelim. Bağlaçlara bakalım arkadaşlar. Birle ve anlamı ile anlamı katan bir ifadedir. "ile" anlamı katıyor ama ile anlamı eğer ve mağazıyla katıyorsa o zaman bağlaç olur. Takı ifadesi dahi ve de bir de bile anlamına getirir arkadaşlar. Ulatı ifadesi ve anlamına gelen bir ifadedir arkadaşlar. Bunlar bu dönemin en çok kullanılan bağlaçları olarak karşımıza çıkacak. Edatlara bakalım. Edatlarda en çok bilmemiz gereken üçün, üçün içe, için anlamına gelir. Üze, üstüne, üzerine anlamına gelen bir ifadedir. Utru, karşı, karşısına anlamına gelen bir ifadedir. Ken ifadesi arkadaşlar, sonra anlamına gelir. Ama erken diye kullanırsa o zaman zarf fiil olarak kullanılacaktır. Dikkat edelim. Asra ifadesi altta anlamına gelir. Şuradaki ifadenin tam zıttıdır arkadaşlar. Eğin ifadesi genellikle göre anlamına gelir. Ama birinci tekil emir bile karıştırmayın. Oradaki ekti buradaki sözcük şeklinde gelecek. Inaru itibaren anlamıyla itibarıyla anlamına gelen bir ifadedir. Küçünte sayesinde onun gücünde, onun sayesinde, onun gücüyle şeklinde çevirebilirsiniz. Öngi başkası anlamına gelir. Önk e, hatırlayın. Öng ne demekti? Başka demekti. Öngi de başkası anlamına gelecek. Tapa e, doğru, bilmem neye doğru anlamında gidecek. Tek gibi anlamında kullanılan bir ifadedir. Tegi de zaman içerisinde kadar anlamında kullanılacaktır. Evet dostlar, e, zarfları şöyle bırakalım. Fotoğrafını çekinleyeceğim. Siz zaten çekiyorsunuzdur. Yer yön zarfları alt, örü yukarı demek. Yokgarı yukarı demek. Yükeri yukarı, yukarı demek. Irak uzak demek. Kedin arkada demek arkadaşlar. E, zaman zarflarına bakalım. Amru daima, sürekli, her zaman anlamlarında. Amtı şimdi anlamında. aşnu önce anlamında kullanılan bir ifade. Basa sonra erte erken anlamında kullanılan bir ifade. Geç'i zaten biliyorsunuz. Ür arkadaşlar o da yine geç anlamına gelir. Miktar zarflarına bakalım. An çakıya. Azıcık. Arkadaşlar eğer ki kına kıya ifadesini görürseniz Hemen buraya miktar diyebilirsiniz. Çünkü burası küçültme eki olarak karşımıza çıkacak. Askına, azıcık ki yn değişiminden dolayı ağızlardan biliyorsunuz. Askına, askıya aynı anlama gelir. Artık fazla, artık fazla demek. Ertüncü pek fazla. Yani bakın buranın kelime köküne artmaktan gelir arkadaşlar. Artmaktan gelir. Eriş arkadaşlar, köp, üküş. Bunların üçü de çok anlamına gelen ifadelerdir. En çok karşımıza çıkacak olan tabii ki üküş ve köp. Köp aynı zamanda hepsi anlamına da gelen bir ifadedir. Kömek fiilinden gelir. Soru zarflarına bakalım. Ne ke, niye, ne çök, nasıl, ne çökin, ne şekilde. Bunlar aynı zamanda şu ikisi özellikle söyleyelim. Birleşik sözcüktür. Ne gö, nasıl, ne gibi, ne lük, niçin, Kança nereye? Ne çeke teki ne zamana kadar diye soru zarflarımız da var arkadaşlar. Durum zarfları bol bol var aslında. Biz zarf ilerinin neredeyse birçoğunu ya durum zarfı ya da zaman zarfı olarak sayabiliyoruz. Ançulayı öncelece bek sağlam kalıtsız eksiksiz idi asla anlamına gelir. Tüzü eksiksiz tükel tam anlamına gelir arkadaşlar. Yanala yanala yanılmak ifadesinden aklınıza gelsin. Yanılıp yanılıp tekrardan aynı şeyi tek tekrarlıyorsunuz. Yanı, yanala ucuz ucuz kurtulduk, kolay kurtulduk anlamına gelir arkadaşlar. Ucuz demek oradaki buradaki anlamıyla kullanılan bir ifadedir. Yani o pahalının zıttı ucuz değil, onu söyleyelim. Ket e, ifadesi iyice anlamına gelir. Pet iyice Monçulayı Böylece şeklinde kullanılacaktır Evet Dostlar dersimiz bitti sorusu olan var mı